Selamlar arkadaşlar. Ben Orhan Gürel. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün maalesef yağmur yağmadı. Baharın Mayıs yağmurları, Nisan yağmurları yağmadı. Yağmayınca biz de ektiğimiz yoncayı sulamaya başladık. Burası yoncamız, üst taraf yoncamız. Bayağı yorulduk. Bu da yeni aldığımız motorumuz, 17'lik Lombardin kollu motor. Kurduk, bugün ilk defa siftahın yapacağız. Yaklaşık olarak tallamız yukarı doğru 300 metre, 300 metreyi iki koldan sulayacağız. 300-600 metreye tekamül ediyor. 600 metreye kadar suyu basacak mı? Ne kadar basacak? Fiskiyelerimiz 45 tane. 45'i de 4,5'luk fiskiye. Şimdi motorumuzu çalıştırıp deneyeceğiz bakalım. Evet, sabitleyelim telefonumuzu da. Buradan çalıştıralım. Kollu motor. Lombardin. Ne kadar güçlü alıcı olduğu belli. Akarsuyun içerisinde girdap oluşturuyor. Maalesef bugünlerde çiftçiler çok zor günler geçiriyor. Türkiye'nin her tarafında bir kuraklık var. Bu kuraklık tüm çiftçimizi A'dan Z'ye etkiliyor. Allah inşallah ileriki günlerde güzel yağmurlar verir, bol bereketli yağmurlar verir ve çiftçimizin yüzünü güldürür. Herkes şu anda kara kara düşünmekte. Dün Boğazyağı'na gittik boru almaya. Her tarafta motorlar kurulmuş. Her tarafta fiskeler kurulmuş, tallalar sulanıyor. Buğday tallalar olsun, pancar tallalar olsun. Pancar tallalarının bir kısmında soğuk vurdu çiftçilerimiz, ondan da mağdur kaldı. Tekrar ekiyorlar. Bir taraftan da yağmur bekliyorlar. Allah tüm çiftçimizin yüzünü güldürsün. Ülkemizin yüzünü güldürsün. Yoksa bu pandemi döneminde bir de tarımla kriz yaşarsak ülkemizi çok hoş günler beklemiyor. İnşallah güzel atıyor fiskelerde. Bugün bunları da aldık, kurduk. Bunlar da güzel sulama yapıyor. Hop, bizi de ıslatıyor tabi. Nasıl abi, güzel değil mi? Güzel diyorum. Yarın inşallah buraya kuracağız. Bu tarafa, bu tarafa sulayacağız. Şöyle de köyümüzü gösterelim. Şu anda tam baharın sırtındayız. Yine ıslattı. Çok güzel günler. Ama maalesef her şey suyla oluyor. Yağmur yağmayınca her şeyin tadı kaçıyor. Böyle bir hafta 10 gün daha giderse bizim köyümüz serin. Çok etkilenmedi şu anda kuraklıktan ama bir 10 gün daha böyle giderse ekinler falan boynunu bükmeye başlar. İnşallah o güne kadar da yağış gelir. Çiftimizi de, köylümüzü de, tüm ülkeyi de rahatlatır. Dediğim gibi şu anda her yerde motorlar kurulmuş.
iskeller kurulmuş, tarım arazileri sulanıyor. A'dan Z'ye. Ekinler, pancarlar, yoncalar, hepsi. Allah tüm çiftçimizin yardımcı olsun. Çiftçimizin olduğu gibi ülkenin de yardımcısı olsun. Gülsün ülkesi çok güzel bir manzara oluştu. Ara arada gökkuşaklar oluşmakta. Şimdi buradan da hayvanlarımıza gideceğiz. Onlar sığırdan geldi. Onları bağlayıp buzağlarını emzireceğiz. Sütlerini sağacağız inşallah. Bu videoluk da bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Güle güle.